Türkiye'nin tek kültür sanat kanalı TRT2'den felsefe söyleşilerinden yeniden merhabalar efendim. Uzun bir ayrılığın ardından tekrar karşınızdayız. Malum mücbir sebeplerden ötürü sizlerden ayrı kalmak zorunda kaldık. Değerli hocamızla Teoman Duralı hocamızla birlikte felsefe söyleşileri devam edecek işte kaldığı yerden. O mücbir sebeplere en şükürler olsun ki artık geride bıraktık o mücbir sebepleri. Değerli hocam hoş geldiniz diyerek programa başlamak istiyorum. Hoş bulduk efendim sağ olun. Nasılsınız iyisiniz? Çok şükür bu kadar e, badireyi atlattıktan sonra dolu dizgin şükretmemiz lazım. Hocam e, sizi görmek, aramızda görmek gerçekten bizim için çok büyük bir keyif ve sizi gerçekten ilk gördüğümde, Kuriste de gördüğümde ne kadar özlediğimi fark ettim. Eksik e, olmayın, sağ e, olun. O güzel gözlerinizi görmek sağ ve çenizi görmek bizim için büyük bir şeref. Kalp kalbe karşı. Eyvallah Eksik canım, olmayın, hocam. sağ olun. Ve tabii ki yine değerli editörümüz Beytullah Çakır da aramızda. Sen de hoş geldin Beytullah. Hoş bulduk. Seni de uzun bir aradan sonra bu program vesilesiyle tekrar görüyoruz. E, nasılsın, iyi misin? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. En son programımızda biz yine Mısır medeniyetine değinmiştik hatırlayacaksın. Evet. E, bugün yine Mısır medeniyeti üzerinden devam edeceğiz. Öyle. Dil ailelerinden falan bahsedeceğimizi söyledi hocamız. Evet. Bir önceki programda dil ailesinden de bahsedeceğimizi söylemişti değerli hocamız. Çünkü sami dilleri ve hami dillerinin bu coğrafyada ne kadar etkin olduğunu belirtmiştik. Biliyorsunuz öncelikli olarak medeniyetleri incelediğimiz programımızda doğudan başlayıp buraya batıya doğru gelmişti değerli hocamız. Onların iz düşünlerini bizlere aktarmaya çalışmıştı ve en son Mısır medeniyeti demişti. Mısırda da Sümerlerden aldıkları ideogram ya da hieroglif yazısı dediğimiz yazıyı kullandıklarını bahsetmiştik ve oradan da dillere temas edeceğini belirtmişti değerli hocamız. Evet değerli hocam, bu Sami dilleri ve Hami dillerine daha önce kısacık girmiştik ama bu bölgede çok etkin olarak kullanılan bir Sami dil ailesinden bahsedebiliriz. Bu dil gruplarını nasıl tasnif etmeliyiz bu bölgede? Medeniyetlere göre mi yoksa milletlere göre mi tasnif edeceğiz? Efendim, iyi akşamlar, iyi geceler daha doğrusu dileyerek işe başlayalım. Yine bir araya gelmenin e, dayanılmaz zevkini, saadetini yaşıyoruz. E, dil her şeyden önce insanın en önemli e, varlığıdır diyelim. Varlığımızın kapısı diye tarif ediyor çağımızın büyük filozofu Martin Heidegger. Çok kısa bir tarifle aklın bana ve dış dünyama açılan kapısıdır. Bu tarif de bana ait. Bir daha tekrar edelim mi hocam. Aklımın bana ve e, dış dünyama açılan kapısı akıldır. Akıl aklın dile gelmesi e, ifadesidir dil. Duygu var mıdır? Gayet tabii ki vardır. Ama duyguları belirleyen, duyguları belirli bir düzene sokan akıldır. Ve onun ifadesi, dışa vurumu dil yoluyla olmaktadır. Dille oluyor. Dil insana mahsustur. İnsanın başkasından almadığı bir özelliğidir. Bunu özellik ve öncelikle vurgulamak zorundayım. Başkasından almadığı derken, Başkası derken başka bir canlıdan, başka bir var olan varlıktan almıyoruz dili. E, Dilin öyle özellikleri var ki bunu hayvanda bulamayız. Ne kadar zorlarsak zorlayalım kendimizi bunu bulamıyoruz. Duygularımızın kavram çerçevesinde kavrama sokularak kavramla kalıplaştırılarak belirlenmesi dildir. Hocam o zaman akıl yoksa dil yok mudur? Dil yoktur. Çok iyi söyledin. Akıl yoksa dil yoktur. E sesler var. Ne bileyim ben kedinin kuyruğunu çektiğinde bağırıyor. Bu bir sestir. Sesin anlam kazanan, belirgin bir anlamı ihtima eden cinsine söz diyoruz. Söz aklın ürünüdür. Akıldan gelen bir akımın duygularla birleşmesi imtizacıyla birlikte karşımıza söz çıkıyor. Ve söz kutsal bir olaydır. Gerek kitab-ı mukaddes'te gerekse Kur'an'da ki Kur'an'da kelam diye geçer. Kitabın mukaddesinde de Yunanca kelime logos diye geçer. Söz e, kutsal bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Neden kutsaldır? Önce söz vardı diyor şeyde, kitab mukaddes'te o ete kemiğe bürünerek İsa olmuştur. diyor. Kelamda tabii e, şeyde de e, Kur'an'da da önce kelam vardı diyor. Yani insan olmanın temelini de temelini söze dayandırıyor. Teşkil ediyor, temelini teşkil ediyor. İnsan olmak söze dayalı bir olaydır. Ama bu söz insanı da aşıyor. Allah'ın yaratması sadece hiçten var etmek değildir. Hep onun üzerinde durulur. Onun yanı sıra, onun yanı sıra yaratmada anlam vardır. E anlam neyin neden ve niçin var olduğunun gerekçesidir. Ve anlamı minin iltizam ortaya koyan sözdür ve bu sözü bildiğimiz evrende tek anlayan insandır. İnsanın varlık sebebi, hikmeti sebebi sözü anlamak içindir. Neyle karşılaşıyorsak Bu bir değer taşımaktadır. O değerin anlaşılıp anlam kazanması söz yoluyla oluyor. Geliyorum buraya bakıyorum. Yabancısıyım bu mekanın. A diyorum burada masa var. Kutu var. İşte bardak var. Bilmiyorum bu ne oluyor. Kum saati diyelim. Ali oturuyor. Mücahit de dostum karşımda. Arkadaşlarımız var. Ne yapıyorum? Ben bu mekanı İnti kendime tarif ediyorum. Şu gördüğüm çevremi e bunu yapmadığım takdirde yaşayamam burada. Bunu bir yerde hayvan da yapmıyor mu ama peki? Hayvan hissediyor, duyuyor Türkçesiyle. Duyuyor. Duyularım benim için birinci derecede önemli değil. Hayvan için birinci derecede önemli. Duyduklarımı, hissettiklerimi, aklımın süzgecinden geçirmediğim takdirde varlığımı pekiştiremem. Var olamam. Bunu yaparken Sözü kullanıyorum. Demin saydı sayarken bütün bunları dikkat ederseniz hep sözler döküyorum. Sözün temelinde de kavram var. Dinin haberleşme tarafı var mı? Var. Ama çok daha ötesi var. E, <laughs> yalın kat evrimciler yalnızca bu haberleşmeyi esas alırlar iletişim aracı der. İletişim ya. aracıdır. Haber veriyor. İşte teknike var. O filan falan. Bizim bir çok saçma sapan bir güneş teorimiz vardı. E, fil tarihinde Bu, o güneş dil yıllarda teorisi. güneş dil teorisi filan falan. İşte bakmışlar güneşi görmüşler. Ama demişler de buradan çıkmış kavramlar. Genelde böyle bir ahmakça tavır vardır. E, diyorlar ki İnsanlar sıcak bölgelerde Afrika'da çıktıkları yer Afrika ya Afrika'da yaşıyorlar. İklim değişiyor. Soğuyor iklim. E, bakir ormanlar azalıyor. Yüksek otlar ortaya çıkıyor. Savanla adı verdikleri bu iri kıyım otlar. Ondan sonra ağaçlarda oturan insanlar maymunlar gibi ağaçlarda oturuyorlarmış. Mecbur yere iniyor, zemine iniyor <laughs> ağaç kalmayınca. Dört ayak üzerinde e, böyle kalınca yani uzunlamasına kalınca tehlikeyi göremiyor. Şu hayal gücüne bak. Neler uyduruyorlar. Göremiyor tehlikeyi iki arka ayağı üzerinde dikiliyor ve şöyle etrafına bakıyor. Bazı hayvanlar yapar bunu. Ayılar, maymunlar, e, kangurular vesaire yapar bu bu, bu bu şeye. ayakları arka ayakları bir süre şöyle etraflarını süzerler. Bunu yaparken bu bizimkisi meşer meşer şaşar. Uzaktan bir tehlikeyi gördüğü vakit bağırıyormuş ama filan falan öbürleri türdeşleri hem cinsleri bunu görüyorlar, şey işitiyorlar ve e, tedbir alıyorlar işte ona göre. Şimdi bunlar var olabilir bu 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 uyarmalar, haberleşmeler vesaire. Oluyor. Ama dediğim gibi biraz önce söylediğim gibi dil buna ibaret değil. Hocam eğer öyleyse niye birçok farklı dil var? Sonuçta uyarma sesleri Denincisi, hani... Birincisi o çok doğru. O dediğin çok yerinde bir şey. Bütün hayvan sedalaşmaları e, tek örnektir. Ne bileyim ben kurt, kurt olalı ulumuştur değişmemiştir. Hiç miyavlamamıştır yani. Miyavlamamıştır. <laughs> ve ulumalar arasında da şive ve lehçe farkları yoktur. Eşek eşek olanı anırmıştır. Başka bir ses çıkmamıştır bu yaratıktan. Ama dediğim gibi e, dilin bin bir çeşit e, şeysi olmuştur. Devirleri olmuştur. Ve aynı dönem içerisinde de dilin çeşitleri vardır. Bu çeşitlenmeyi e, kökten çözümleyemiyoruz. Görünüşlere bakarak evet irdeliyoruz. İşte şunla, şu diller akrabadırlar. Bu diller birbirlerine yabancıdırlar. Lehçeler vardır, şiveler vardır filan falan. Ama o kökten ayrılmanın izahını yapamıyoruz. Niye ayrılmışlardır? Dillerin sınıflanışında iki ana kıstas takip edilir. İki iki kıstasa bakılır. Bunlardan biri soy ağacı aynı atadan neşet eden diller buna soy ağacı yahut genetik Tabii bu genetiği biyolojik genetikle karıştırmamak lazım. sınıflama adı verilirken bir başka sınıflama biçim yahut yapı bakımından sınıflamadır. Hocam peki oradaki genetiği nasıl anlayacağız? Aynı Atadan geliyor. Hı. Aynı atadan gelme. E bu aynı atadan gelme olayında neler gözünde tutulur? Dilin söz daire... Fransızca'da vokabüler dedikleri söz dağarı Sözlerin benzerliği burada çok önemlidir. Sözlerin benzerliğinde de esas alınanlar sayılardır. Bir de çok temel sözler vardır. Anne, ata, kardeş, ondan sonra gök, yer, toprak, çok yere yakın yaşamaya ilişkin olan sözlerin arasındaki benzerlikler, bağlantılar esas alınır. Bu e, akrabalık, soy ağacına dayalı akrabalık ilişkisi tespit edilirken, dediğim gibi rakamlar, şey sayılar ve e, içtimayı hayatı sağlayan. Evet, e, hayatımızı belirleyen çok bize yakın olan sözler, somutluğa işaret eden şeyler. Temel kelimeler. Temel kelimeler. Ee, öbürüsü dediğim gibi biçim ve so, e, yapı bakımından bir sınıflama vardır. Ha benzerliklerden bahsederken söz dağarı dedik. E, dil bilgisi kurallarının kuralları yakınlığı, benzerliği burada çok önemli bir yer tutar. Diller zamanla ayrışırlar. Ee, burada da biyolojinin Evrim bilimi dalı gibi düşünülür. E, toplumlar birbirlerinden uzaklaştıklarında bunlardan bahsettik e, evvelce. Obalar halinde yaşanıyordu. Obalardan boylar, boylardan uluslar teşekkül ediyor demiştik. İşte bu en yakın akraba... Ee, topluluklar, obalar obalar farklı yerlere göçtüklerinde yani ayrıştıklarında coğrafi anlamda e, aralara engel girdiğinde işte dağ giriyor, deniz girebilir, ırmak girer vesaire. Onlar artık e, aynı kökten gelmekle birlikte şimdi mesafe farkı çıktığından e, aynı bir hayata geçecekler ve zamanla e, sözleri farklı telaffuz etmeye başlarlar. Yeni gidilen yerlerin gösterdiği ihtiyaçtan ötürü e, söz dağarı değişmeye başlar. Peki buradan yeni bir dil mi ortaya çıkar yoksa bir lehçe mi ortaya? Çıkar? Önce önce şive farkı çıkar. Şive farkı çıkar. O kalınlaştıkça o fark daha da belirginleştikçe o şive farkı Buradan lehçe ve en sonunda yeni bir dil ortaya çıkabilir. Bunu biz çeşitli vesilelerle tarihi dönemlerde rahatlıkla izleyebilmişizdir. Mesela hocam. Mesela Latince ha bir de büyük kültür dillerinin e, edebi çeşidi vardır. Halkın konuştuğu dil vardır. Bu biz kendi dilimizden de biliyoruz. Daha düne kadar bugün lanet dediğimiz bir edebi dilimiz vardı. Osmanlı Türkçesi dediğimiz. Bu kullanılmaz gündelik konuşma dilinde geçmez. Yazışmalarda, yazıda geçer. Bunu konuşmalarda da geçer de çok resmi ortamlarda kullanılır bu. Bu bir kültürün seviyesi hakkında fikir verir. Çok yükselen, çok e, üstün kültür dillerinde e, edebi dil vardır. Bir de avam dili vardır. Avam dili vardır. E, 18. yüzyıldan itibaren bu ihtilaller furyasıyla birlikte devrimlerle birlikte e, şeye e, edebi dile bir tepki doğar. Avam dilleri e, pohpohlanırlar. İşte avama dönüştür, asizadeliğin soyluluğun e, yerilmesi lanetlenmesi aynı zamanda onun dilini de çünkü e, Tabi edebi diller yazmış yazan çizen insanların dilidir. Yok yani e, kara cahilin e, kullandığı bir dil değildir. Mümkün değil. Bu bize de sirayet etmiştir. Her kerametse çok e, teşleyizdir taklit etmeye. E, Bunu da ithal ettik. Ve 920'li yıllardan itibaren e, bu klasik dilimiz bir kenara atılmıştır, lanetlenmiştir. Daha önce dediğim gibi. Ve e, avam diline dön, dönülmüştür. Şimdi avam dili Nin kalıcılığı yoktur. Konuşma dili olduğundan sürekli değiş, değişir. Söz uçar yazı kalır diye. Yazı kalır. Aynen o. Sürekli değil. Herkes kendine göre sözleri telaffuz eder. Yaşa göre değişir. Çocuğun telaffuzu başkadır. Orta yaşlardaki insanın başkadır. Yaşlının yine farklıdır. Artı yöreden yöreye farklıdır. E, yöreden yöreye farklılaşır Tabii gayet de bölgelere göre farklılaşır ve <laughs> buna karşılık edebi dil sabittir. Çok e, oturmuş edebi diller orada da bir aşırılık var tabi e, yazılarını sabitlerler. değişen telaffuzu göz önüne almazlar. Daha önce bundan bahsetmiştik. Mesela İngilizce'de o ne diye yazıyorsun. Bu van diye okunuyor. Ne alakası var? Kim bilir belki bin yıl önce bu ondu, böyle bir incelme, ince bir ne sesi geliyor olabilir. On diye telaffuz ediyorlardı. Bu, sonra zamanla döne 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 yar geliyor misali, vana dönmüştür. O zaman İngilizler o edebiyat dilinden vazgeçmediler mi? E, Bunu mu anlayacağız? Evet. Hmm. Fransızca'da da böyledir. Fransızca'da da böyledir. Böyle yazıyorsun adamın adını. Benim en çok zorluk çektiğim sınavlarda bunu bir türlü yazamazlar talebeler. Böyle okursun. Bu belki vaktiyle onun yaşadığı çağda Descartes'ti. Öyle okunuyor olabilir. Zamanla bunlar okunmaz hale geliyor. Descartes olup çıkıyor. Kelime, harf tasarrufu hocam. Harf tasarrufu, şey muhafazakardır. Ee, klasik diller, edebi diller muhafazakardırlar. Değişmeyi istemez. Değiştirmez. Mesela çok muhafazakar diller vardır. Çince. Arapça. Şimdi Arapçanın alam diliyle klasik Arapça, kitabi Arapça kabili kıyas değildir. Farsçaya da koyabilir miyiz bunun içine? Farsça da öyledir. Bütün oturmuş dillerde bu vardır. Eski dillerde. İşte biraz önce örneğini verdim. İngilizce'de de hatta muhafazakar İngilizler Amerikanca konuşuldu, yazıldığı vakit e, tüyleri diken diken olurdu. Artık kaldı mı kalmadı mı bilmiyorum öyle adamlar. Yani Amerikanca'dan nefret ederler. İngilizcenin e, rezil edilmiş hali olarak görürler. E, her dilin amam kesimi çirkindir. Genişi güzel telaffuz edilir. Latince de böyleydi işte. Bir üstün yüksek bir edebi dil vardı. Bu yazışma diliydi. Bir de halkın bölgelere göre farklı kullandığı çeşitler vardı. Latince'nin çocukları bunlara Latin veya Roman dilleri denir. Bunlar bu avam Latincenin türevleridirler. Oradan çıkmışlardır. Hangi Şu, dillerdir bu diller? Batıdan doğuya gidersek şurası İberik Yarımadası. Burada belli başlı üç Latin dili vardır. Ems, en, en ee, Batıda Portekizce, şu orta yöreler İspanyolca ve Batıda Katalanca vardır şurada. Ee, Katalanca ile İspanyolca aynı e, devletin çatısı altındadır, İspanya'dır İspanya Krallığı. Ee, bu Batıda en Batı kısmında Portekizce vardır. Ee, bu İberik Yarımadasında şey dilinden başka Latin dillerinden başka e, akrabasını bulamadığımız tamamıyla tecrit olmuş bir dil vardır bask dili Fransa'nın Güney batısı ve e, İspanya'nın Kuzey doğusundadır bu bambaşka bir dildir herhangi bir dil ailesinde göremiyoruz yani bir sürü varsayım vardır ama e, bilindik bir şey yok e, ee, sonra Fransızca geliyor. Burası Fransa oluyor. Belçika'nın da yarısı Fransızca konuşuyor. Malonlar. İsviçre'nin bir kısmı Fransızca konuşuyor. Ee, bu dediğim gibi Fransızca'nın bölgesi, ülkesi. Sonra İtalyanca geliyor. Şurası İtalya. E, ee, İtalyanca'nın çok çeşitli lehçeleri var. Ağızları dil kadar ayrılacak derecede lehçe. Ee, mesela Sardinya artık lehçe değil, ayrı bir dil gibi kabul edilmesi gerekiyor. Sardinyaca. Ee, ama İtalya'nın genel geçer dili resmi Dili İtalyancadır. Ondan sonra başka ne var? Ee, Latin dillerinden. Romence var. Romence var şurada. Bu e, tuhaf bir yerdedir. Çevresinde İslam dilleri vardır. O orada öyle e, öksüz kalmış vaziyette. Öbürleri birbirleriyle bağlantı halinde. Gördüğünüz gibi komşu ülkelerin dilleri. Bir tek dediğim gibi Romence e, şeydedir, dışarıdadır. Bunlar ülkelerin resmi dilleri, resmi olmayan diller vardır. Bir sürü e, Latin dini, onlar artık saymaya hacet yok. Bunlar dediğim gibi tarihi dönemde e, belli bir atadan, yani şeyden... E, Halk latincesinden, avami latinceden e, teşekkül etmiş olan, neşet etmiş olan dillerdir. Hocam bir de romanca hariç bahsettiğiniz o, o dillerin ekserisi katolik inancına bağlı. Şimdi o da var. E, Latin dillerinin büyük bir kısmı katolikliğe mensuptu, Bir tek romenler ortodoksturlar. E, bunun da sebebi şu. Kiliseyi, şey Hristiyanlığı resmi din olarak kabul eden devlet Romadır. Gerçi ilk Hristiyan devlet tarihteki ilk Hristiyan devlet Ermenilerdir. Ama büyük bir imparatorluk olarak, büyük bir devlet olarak gördüğümüz ilk Romadır. Bu sebeple <laughs> ee, Latin Ülkeler, latinciyi kullanan ülkeler, halklar, milletler katoliktirler. Katolik olmuşlardır. Ee, sadece tabi latin dilini kullananlar katoliktir demiyorum. Bir sürü başka e, millet katolikliği, mesela Polonyalılar da katoliktirler ama e, latin dilini kullanmazlar. İslam dilidir. E, lehçe. Ondan sonra Macarlar tamamen farklı bir dil kullanırlar. Hint Avrupa ailesinden değildir Macarca. Onlar da Katoliktirler. Ama e, Latin dillerini kullanan milletlerin hemen tümü şeydir e, Katoliktirler. <laughs> hemen hemen dediğim gibi Romenler değil. E, dil bakımı, şey bakımından sözler arasında önemli benzerlikler kurabiliyorsunuz. Dil bilgisi kuralları da biraz önce yazmıştım. Benzerlik gösterir ama bunun mübalağa edilmemesi lazım. Çünkü e, cahilliğin en önemli belirtilerinden biri mübalağa kaçmak. Ben çok işitmişim de mesela gençliğimde adam Fransızca biliyor, işte bilmem. Aa efendim işte İtalyanca bir şey değil ya ben İtalyanca da anlıyorum. Hayır arkadaş anlamaz. Anlamaz. Latince öğrenen bütün Latin dillerini e, şakır. Hayır efendim hiç öyle bir şey yok. Çünkü o dil bilgisi çok önemli ölçüde değişmiştir. Tamam. Sözlerden daha fazla dil bilgisi kuralları değişmiştir. Benzer benzer dedik ya. Kardeş diller diyebilirsin bunlara. E ben sana bakarak kardeşini tayin edemem. Sana bakarak anneni, babanı tanımam. Anneni babanı tanıyorsam Oradan sen çıkmazsın doğrudan doğruya. Her ne kadar arada çok önemli bir bağ varsa da her birimiz ayrı insanız. Hiçbirimiz annemiz, babamız, kardeşimiz değiliz. Yumurta ikizleri bile değiller. Onlar arasında bile farklar var. Nereden anlıyoruz? Parmak izinden anlıyoruz. Bugünlerde göz izi alınıyor mesela. Farklı bunlar. Biçim bakımından üç sınıf tespit olunur. Sözlerin değişmesi, yani sözün malı olduğu, temellendiği kökün toptan değişmesi, tümüyle değişmesi, az değişmesi veya hiç değişmemesi. Bilmek nedir? Maslardır. Bunun kökü bildir. Türkçe köklerini hiç değiştirmeyen dillerdendir. Ekler gelmek suretiyle söz yeni biçimler alır. Sonuna gelir ama. Sonuna gelir. Sondan eklemeli. Aglutinativus derler buna. ondan evet. eklemeli değillerdir. Çok çeşitli e, dil aileleri vardır böyle yürüyen. Yani buna bakarak e, soy ağacı ortaktır diyemezsin. Bizimkiler böyle hatalara düşerler. E, Türk C ile uğraşan Türkçü, işte milliyetçi arkadaşlar neredeyse bütün sondan eklemeli dilleri Türk dilleri olarak görürler. Değil. Bu neye dayanır bilmiyoruz. Türk dilleri şu sahaya yayılmıştır. Çok geniş bir sahaya. Altay dil ailesine mensup olduğu söylenir. Bu açık değildir. Bu kanıtlanmış değildir. Biraz önce verdiğim kıstaslar burada pek geçmez. Yani söz dağarı bakımından benzerlik bulamıyoruz. Dil bilgisi bakımından benzer. Dil bilgisi bakımından kısmen vardır. Özellikle bu sondan ekleme hususu vardır. Ama bu çok yaygındır dünyada. Kimler var? Mesela Eskimo dilleri. Inuit derler bunlara. Eskimolar sevmezler Eskimo denmesini. Komşu Kızıl Kızılderili kabilelerin verdiği bir attı Eskimo şi et yiyen anlamına yine bir küçümseme hor görme şeyi vardır. Ee, onlar kendilerini inuvit derler. Bu Inuit dilleri Grönland'da, Kanada'nın kuzeyinde Alaska'da kullanılır. Bunlar sondan eklemelidir. Sibirya dilleri vardır. Buralarda kullanılır. Onlar öyledir. Ee, bir zamanlar Altay ile Ural dilleri bir bütün olarak görülürdü. Kimdir Ural dilleri? Macarca, Fince, e, Estonca ve bir takım dağınık diller var bu Batı e, Sibirya'da. Bunlar Ural dilleri denir ve onlarda bu özellik vardır. Hindistan'da Dravit dilleri var. Onlardan daha önce bahsettik rabitlerden. Ee, yani Hint Avrupalı olmayan Hintliler. Kadim Hindistanlılar yani. Evet. Yerde. Daha şeylerden önce gelenler, Hint Avrupalılardan önce gelen e, Hintlilerin dilleri vardır. Bunlar öyledirler. Başka nerede var? E, Amerika dillerinin hemen hemen bütünü bütünü hemen hemen bütünü e, sondan eklemelidir. Bu Maya, Aztek dilleri. Maya, Aztek, İnka, e, Keç yani Keçva e, vesaire bu diller hep e, sondan eklemelidir. Öyle olmayan diller var mı? Denana dili vardır mesela. Kanada'nın batısında, kayalık dağlarda çok küçük bir Topluluğun kullandığı, o öyle değildir. Ama çoğunlukla dediğim gibi sondan eklemelidir. Yani Afrika'daki Bantu dillerinde de bunu görüyoruz. Afrika'nın en önemli, en yaygın dilleri bunlardır. Mesela onların içinde de en önemlisi Swahili dilidir. Bu e, bayağı geniş bir sahada konuşulur. Uganda, Kenya, Tanzanya dillerinde. Zimbabwe'de kısmen, Kongo'da kısmen, e, Swahili dili vardır. Bunlar böyle sondan eklemeli dillerdir. E, <laughs> aralarında önemli benzerlikler var e, dil bilgisi bakımından. Mesela e, ses uyumu, Türkçe'de kalın ve ince ses uyumu vardır bilirsiniz. Buna benzer kurallar öbürlerinde de karşımıza çıkar. Ee, bunlarda cinsiyet farkı yoktur. Bunlarda e, ismi tarif Fransızca ile söylersek artikel yoktur. Macarca sonradan almıştır. Dili daha bir geliştirme mabından Ama dediğim gibi yüzde doksanı hatta %99'unda bu yoktur. Bu neye nereden geldik? Sami-Ami dillerinden geldik. Tam da onu soracaktım hocam. Ee, bu büyük dil ailelerinden birisi Sami dilleri ve onların uzak akrabası Hami diller. Sami diller köklerini kısmen değiştiren dil kelimelerden, sözlerden olur. Ee, söz kökü kısmen değişir. Celesedir kök. Tabi celese Araplar biz bunu atıyoruz Türkçe'de. Buradan değişik zamanlar ve kelim söz çeşitleri çıkar, meclis çıkar. Ee, başka başkane çıkar, cülus çıkabilir. Cülus çıkar. Mi? Çıkar oğlu çıkar. Keteme mesela. Yazmak. Şimdi bunları büyük harfle yazıyorum çünkü Arapçada sözler sessiz harflerden oluşur. Hareke gelir. Hareke geldi mi seslenir mi? Kataba olur. Kitap buradan gelir. Mektup buradan gelir. Hep bu kök kalır. Ee, yani kalır değil. Değişir bu kök. Ama yeni biçim aslını yansıtır. Hatırlatır. Demin dedik ki bizim Türkçeye benzer diller köklerini değiştirmiyorlar. E bu sondan eklemeli olmamakla birlikte, mesela Çince de kökünü değiştirmez. Hep aynı kök kalır. Ama ek almaz. E her bir ifade farklı sözlerle ortaya çıkıyor. Öğrenilmesi bu yüzden çok zor belki de. Hocam. Zorlaşıyor. Ee, hatta yazı şeyse telaffuzu değişmemekle birlikte ses tonları değişebiliyor. Ona bakarak yeni bir anlam kazanıyor. Kökleri tamamıyla değişen diller vardır. Hint Avrupalılar buna örnektirler. Bundan daha önce bahsetmiştik. Daha önce şey yaptık. Şimdi Hami diller e, bize gene bir dünya artısını çıkarsa şeyimiz, burağımız da orada göstersek. Hami dillerde bu köklerini kısmen değiştiren dillerdendi. E, ee, samiler bunlardır. Şurası bakın. Kamilen Sami dildir. Arap yarımadası. Cezire yani Mesopotamya. Suriye. Burası olduğu gibi şu bölge Arapçadır. Samidir. Ee, en batıda ee, İsrail İbranca, o da sami dili, o da sami dili, o da sami dili. Kimler var samilerden? Söyledik, Araplar var, Akatlar, Mabiller, Asurlar, ee, şeyler, İbraniler, Aramiler var. Aramiler, Aramca, evet o şu havalide konuşulur. Süryanca'da keza. Ee, Süryanca keza. Aramca Süryanca Aramca'nın bir konudur. Süryanca Aramca'nın bir kolu. Şimdi Arapça buradan bütün Kuzey Afrika'ya yayılmış durumdadır. Şu gördüğünüz coğrafya olduğu gibi Arapçadır. Ama Afrika'da Kuzey Afrika'yı kastediyorum. Kuzey Afrika dendiği vakit Sahra'nın kuzeyi. Şurası Sahra'dır. Sahra'dır. Bunun kuzeyi Aktenli insanlar burada yaşarlar. Bunlar <laughs> Berberiler şurada Berberiler şu bölge ve berberiler yaşarlar. Araplarla birlikte ve berberilerin yakın akrabası Tuarekler vardır. Bunlar da Sami midir hocam? Hami. Hami. Bunlar Hami dil kullanırlar. Tuarekler çok ilgi çekici adamlardır. Erkekleri tesettüre girer. Şey e, yüzleri gözleri örtülüdür. Kadınları da tesettürlüdür ama ilgi çekici olan kadınların tesettürlü olması değil erkeklerin tesettüre bürünmesi. E, bunlar hamidirler. Hamidi dilleri konuşurlar ve Mısırca da ora işimiz oraylaydı. Mısırca da e, şeydi. Kıptilerin dili de Kıptiler Mısırcının devamı devamıdır. Kıpti bizde çingene anlamına gelir. Hiç ilgisi ilişiği yoktur Kıptilerin. Tamamıyla eski yani Arap öncesi Mısır ahalisinin devamıdır. Zaten çingeneler Hindistan kökenli değil mi hocam? Efendim, e, Çin e, çingeneler Hindistan'dan gelmedir. Sint bölgesinden. Ee, bizim bir haritamız var mı? Hint haritamız. E, Burak göstersek. Yahut Asya'da bile işimizi görür. Miladi bin küsurlarda Çingeneler orayı terk edip batıya doğru hareket etmişlerdir. Ee, Sint bölgesinde. Evet. Değerli hocam. Bitti galiba. Bu süremiz bitti. Ee, aslında süremizi de aşıyoruz yavaş yavaş. Bu sırada gelemedik. Bu sırada gelemedik. Ama ama haklı sesseniz tuttunuz <laughs> bana dillerden bahsettiğince öyle oldu. Evet. Ama bu önemli bir meseleydi. Sami dil gruplarını ve Hami dil gruplarını en azından tanımış olduk ve diğer dillerin nasıl türediğinden bahsetmiş olduk. Söz önemliydi. Sözü yerine getirmiş olduk e, bundan vesilesi. sonraki konuşmamızda bunu tamamlarız, bunu noktalarız Onu ve bizim. arkasından bir parçacık Mısır'dan, Anadolu'dan söz edip Yunan'a geçeriz. Hocam 5 bölüm sonra biz Yunan'a geçeriz öyle gözüküyor. <laughs> Yok inşallah öyle olmaz. Efendim iyi geceler diliyorum. Haftaya ömür konuşmamızda buluşmak üzere. Herkese e, güzel bir sağlıklı bir hafta diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz canım hocam. Ağzınıza, dilinize sağlık. Ayaklarınıza sağlık. Eyvallah. Evet değerli izleyenler felsefe söyleşilerinden bu hafta bu kadarlık. Mısır medeniyetini detaylı olarak inceleyemedik ama oraya tekrar geleceğiz. Ee, bizler de merakla Yunan medeniyetini ve daha doğrusu Batı medeniyetlerini merakla bekliyoruz. Ama bir sonraki programda umarız ki yavaş yavaş oraya bir adım daha atarız. Tekrar bir arada olmak dileğiyle. Hoşçakalın.